Hadi kapat gözlerini ve hiçbir şey düşünme, tamam mı? Çok zor ama. Olsun, sen yine de kapat. Gitmeyeceksin Mehmet Bey. Annem de beni böyle kandırırdı küçükken. Ben böyle tek başıma yatmaktan korkardım. Onun yanına giderdim. Öyle 4-5 yaşında falan. Annem de kızardı tabii. Koskoca kız oldu, tek başına uyu falan derdi. Neyse, ben yalvar yakar ikna ederdim onu. Yanına yatardım. Sonra elini tutardım sımsıkı. Gitmesin diye. Ben buradayım. Rahat rahat uyuyabilirsin. Gitmeyeceksin değil mi? Beni bırakmayacaksın. Gitmeyeceğim. Söz mü? Söz. Anneme söyledin mi? Tabii ki hayır. Sağ ol. Yani hiç söyleseydin biliyorsun. Bütün akşam söylenirdi. Ben de o yüzden söylemedim zaten. Ya. Ya ne bileyim, Zeynep'in morali çok bozuktu. Ben de yanındaydım. Yalnız bırakmak istemedim. Sonra eve götüreyim dedim. O da istemedi. O yüzden buraya getirdim. Ben sadece ailesine haber vermek gerekir mi onu merak ettim. Yok. Sen öyle diyorsan tamamdır. Kerem bak, konuşmak istersen... İsterim. Yani... İstiyorum. Yazık kızcağıza ya Kerem. Çok üzüldüm gerçekten. Yani üzülmeyip ne yapacağız? Yani ben öğrendiğim günden beri yani... acaba ne yapayım diye düşünüyorum ama... Sen daha önceden biliyordun yani. Peki o zaman... Neden söylemedin diye soracaksın. Ben de onu çok sordum kendime ama... yani kızın hayal kırıklığına uğramasını istemiyorum. Yani Jale Hoca biliyor, Cihan Hoca zaten babası, Melis biliyor. O biliyor, şu biliyor. Yani ortalığa saçılmasını istemedim ama... yani bir de benim bildiğim ortaya çıkarsa... yani ne bileyim, yani kızın kalbinin kırılmasını istemiyorum. Şimdi de nasıl toparlayacağımı bilmiyorum. Kalp konuşmaya başlayınca akıl sağır olur derler. Çok doğru. Çok doğru. Neyse. Neyse, ben bir aşağı ineyim Zeynep'e bakayım. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.